Yıllar nasıl geçer? Adaletin emeklilerinde bunu bilene rastlanmamıştır. Adalet hizmetinde emeklilik başkalarınkine benzemez. Geride bıraktıklarınız, karara bağladığınız davalar, bazen yalnız sizin duyabileceğiniz haykırırcasına, bazen başkalarınca da duyulası, yalvarırcasına bir süre sizi takip edecektir. Bir boşluk içinde sesler, yüzler, sağanak yağmurcasına daktilo sesleri arasında sözler, 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 sonra hiçlik. Göreve başladığınız gün sisler altında bilinmez bir zaman içinde kaybolmuştur. Bilinmedik yüzler omuz başınızdadır. Evde, kahvede, parkta, bir dükkanın camında yansır ansızın. Hemen arkanızdadır. Orada duruşu gerçek mi? Adaletin emeklisinde anılar maddeleşir mi? 40 yıllık hizmet zaman içinde yeniden yaşanır mı? Olan olmuş değil midir? Ama size anlatacağım dostumun öyküsü o kadar başka ki. Nasıl geçtiğini o da pek anlayamamıştı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından emekliye gelmişti. Bu 5 kırık uçlu kalem verdiği ve katıldığı 5 idam hükmünün anısıydı. Diğerleri için bir diyeceği yoktu. Ama ilk hükme katıldığı tek cendikli kalem. Bu olayda 2 sanık vardı. Suçu birbirlerine atıyorlardı. Suç ağırdı. Suçlu olan asılacaktı. Kıdemli üye bir sanığın, başkan diğer sanığın suçlu olduğuna inanmıştı. O tarihte kıdemsiz üyeydi. Kimin oyuna katılırsa sanıklardan biri ya da diğeri asılacaktı. Bir türlü karar veremiyordu. Şöyle düşündü. Başkan daha tecrübeliydi, daha doğru düşünürdü. Başkana katıldı. Sanığın biri beraat etti, diğeri asıldı. O zaman şimdiki tecrübesi olsaydı böyle bir karara katılmayacağını biliyordu. Değerli meslek arkadaşlarım, dostlarım. Bugün içimizden biri ömrümüz el verirse er geç bizim de ulaşacağımız bir dönüm noktasında görevi gerisinde olanlara bırakıyor. Sayın Başkanımızın şerefli 40 yıllık hizmet süresinde
tecrübesi ve derin bilgisiyle bize ettiği önderliği için minnet duygularımızı hepimiz adına ifade etmek isterim. Siz Sayın Başkanım, bundan sonraki yaşamınızda mutluluk, sağlık ve esenlikler dilerim. Sayın Başkanım. Değerli dostlarım, emeklilik adliyede omuz başınızda var veya yok olan sorumluluk demektir. Birlikte hayal kuralım isterseniz. El attığınızda ceketinizin kolu içinde bir kolunuzu bulamadığınızı varsayalım. Sonra öbür kolunuz. Telaşla yokladığınız her yeriniz. Daha sonra hiçtenlik. Bu adaletin emeklisidir işte. Bu benim. Bir yol ayrımıdır emeklilik. Bilinmez. Gitme demek için mi? Yanıldın, düzelt de öyle git demek için. Gideceksin. Kanun as dedi. Astınız. Git derse gitmemek olur mu?
Bir yardımcı istemez miydiniz? Katiplerden birini gönderebilirim. Sağ olun, gereği yok. Siz bilirsiniz. Bir emriniz olursa... Yok yok, sağ olun. Başkanım, düşündüm ki bir çay... Sağ ol. Bir yardımcı istemediğinizden emin misiniz başkanım? Bunca dosya arasından... Gerekçesi bilahare yazılacak kararda gösterileceği üzere sanıklardan Yusuf Kuyucu'nun uzun süre takip ettiği geceliğin geçici yolda pusu kurarak ateş etmek suretiyle maktulü taammüden öldürdüğü sabit olduğundan fiiline uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre idam cezasına mahkumiyetine
hakkında kanuni ve takdiri tahfife yer olmadığına, diğer sanık Abdullah Kurbaş'ın suçu sabit olmadığından beraatını temyiz yolu açık olmak üzere ekseriyetle verilen karar, sanıkların yüzlerine karşı aleni celsede tevhim kılındı. Buyurun efendim. İstediğiniz evrak bu. Bir fotokopi çekmek mümkün mü acaba? Emredersiniz efendim. Olunca her şey birden duruverdi. Bu sefer anılar yaşanmaya başlandı. Kararlar, savunmalar, suçlular, sözler, yüzler. 30 yılı yeniden yaşamaya başladım. Oysa aynı ırmağa iki kere girilmez denildiği gibi aynı yaşamda iki kere yaşanmıyor. Boğucu bir şey. Bir hesaplaşmaya oturuyor insan, kendini yargılıyor. Ama bunlardan kurtulmanın yolunu buldum. Buldun mu? Hı hı. Başladım adliyeye gidip gelmeye, emekli olmamış gibi. Davalara girip çıkmaya başladım, dostlar esirgemediler. Dosyaları aldım, olağan yaşamdaki gibi durup geriye bakmayı düşünmeden... ...benim davammış gibi notlar almaya, kararlar vermeye başladım. Bir şey söyleyeyim mi? Eskisi kadar katı olmadığımı fark ettim orada.
Öyle mi olmalıydı gerçek yaşantımızda? Yoksa gerekeni mi yaptık? Bizi bağlayan kanunlar değil miydi? Bak gördün mü, yine kendimizi yargılamaya koyulduk. Yok hayır. Kendimle hesaplaşmaya hiç niyetim yok. Şu dünyada kim yolun sonunda kendinle hesaplaşmaya oturur da temize çıkabilir? Sen çıkabilir misin? Sorun temize çıkmak değil. Sorun varsa bir borç ödemek olmalı. Borç ödemek? Sanırım ben buna hazırım. Anlayamadım. Nasıl? Varsa o borcun varlığını bilmek, o yükün ağırlığını taşımak. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Rahatsız. Buyur. Buyur şöyle. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Ben muhtar Ferhat Gümüş. Memnun oldum. Hoş geldin. Hayırlar getirdin inşallah. Yol mu, su mu, elektrik mi, mektep mi, her neyse. Hoş geldin elbet. Hiçbiri değil muhtar. Öyle ya. Cip mip de yok ortalıkta. Memur dediğin yayın gelecek değil ya bu yere batmış köye. Seni üzdüm, kusura kalma. Estağfurullah. Tanrı misafirisin beyim, hoş geldin. Kalıcı değilim, sağ ol. Benim derdim başka. Birini arıyorum. Övezi değil mi bura? Övezi, evet. Bir Abdullah Kurbaş olacaktı Övezli köyünden. Abdullah Kurbaş.
Abdullah Kurbaş? Bir yanlışlık olmasın beyim. Abdullah Kurbaş öyle mi? Abdullah Kurbaş, evet. Bildiğim kadarıyla böyle biri yok Övezli'de. Kurbaş diye kimse yok mu? Soyu sopu yani. Yok beyim. Bilen var mı ağalar? Bir kaçak mı beyim? Biz kaçak saklamayız. Yok yok, kaçak değil. Başka resmini bulamadım da. Bir de Yusuf Kuyucu olacaktı. Eski bir hikaye. Belki yaşlılar bilir. Yaşlılara gerek yok beyim. Yusuf Kuyucu burada. Burada mı? Nasıl olur? Beni arıyor olamazsın öyle ya. Aradığın babam olacak herhal. Ya, yani demek istediğim... İstediğin neyse de. Babam yanlış doğru. Orayı Allah bilir. Hesabını hepten vermiş. Daha ödenecek borcu mu kalmış ki onu aramaktasın? Yanlış anladın yiğidim. Benim aradığım öteki. Onu ben de aradım bir zaman. Evet, o yıl doğmuşum. Ben yetmeden göçüp gitmiş soyunu sopunu alaraktan Övezli'den. O kadar. Ben... Beni bağışla. İstemeden... Birini aramam gerekti. Özel bir iş. Hepsi bu. Seni hatırlıyorum ya, pek çıkaramadım. O günler Ankara'ya çok gidip gelmiştik, mahkemeye. Gevezeliğimi, kocamışlığımı bağışla. Çuayman'ın yitik köyüne bunca yol tepip gelmişsin. Aradığın ne? Bitmiş işin hesabı olmaz denilmiştir. Ya senin hesabın ne ola? Kendinle mi ola? Şöyle yürüyelim az. Yıllar önce gördüm onu. İllerden birine iş aramaya gitmiştim. Lakin kimseye demedim. Bu Yusuf oğlum bir işler karıştırır, başını derde sokar diye düşündüm.
Bakar mısın? Buyurun efendim. Birini arıyorum. Sizin buralı olacak. Daha doğrusu yıllar önce gelip yerleşmiş. Adı nedir? Abdullah Kurbaş. Zahire işiyle uğraşırmış. Abdullah Kurbaş. Bilemedim. Zahire işi yapan bir Hacı İlyas var. Bu otelin sahibi. Bilse o bilir. Şu tarafta. Alanın ucunda. En iyisi ona danışma. Her şeyi bilir. Bir çay daha. Ha. Bir sigara. Sağ ol, kullanma. Thank you.
Buyur. Bir şey mi istedin? Hacı İlyas. Buyur. Geç otur. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Otur hele. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birini arıyorum. Seni sağlık verdi otel katibi. İyi etmiş. Gel hele. Efendiye bir çay ver. Sağ ol. Şimdi içtim. İçmişsindir elbet. Lakin Hacı İlyas'ın bir çayını içmeden buradan geçilmez. Katip dediydi dün gece. Bir efendi geldi diye. Seni bekliyordum. Beni mi? Demem şu ki beyim. Bir yabancı böyle küçük bir yere geldi mi ya bir şey alıp satacaktır ya da birini soracaktır. Abdullah Kurbaş. Zahire işi yaparmış. Mehmet Abdullah. Bak şimdi, bu ismi kendisine sorsan o da bilemez. Ankara'nın köylüğünden olacak öyle mi? Şöyle bir 30 yıl oluyor. Buradan biraz öteberi veririm. Köylüye hayvan yemi falan satar. Burada Hacı Mehmet diye bilinir. Kendi de böyle bilir. En iyisi de senin de öyle bilmen. Dilersen çağırtayım. Yok, gerekmez, ben giderim. Sen bilirsin. Şu ilerideki meydanda, kahvenin karşısında. Sağ ol. Ben... Selametle, selametle. Efendi. Bir müşkülün olursa Hacı İlyas buradadır.
Ruhsat var mı? Beni sormuşsun Hacı İlyas'a. Çok yıl geçti aradan. Bir ömür. Arada kocadık elbet. Ama yüzünü unutmamışım. Sen o musun? Beni nasıl buldun? Köye mi gittin? Beni sorduğuna göre bir diyeceğim vardır elbet. Yok. Ne diyeceğim olabilir? Buralara kadar zahmet edip geldiğine göre. Belki senin bir diyeceğin vardır. O gün de böyle baktıydın. Yüreğim ağzıma geldiydi göz göze geldiğimizde. Bana öyle bakmanın bir sebebi vardı herhal. Sonraları çok düşündüm. Sen de beni düşünmüş olacaksın. Öyle baktığına göre. Sen bildin de öyle ya. O işi benim yaptığımı. Ölenle ölünmez denilmiştir. Evet. Ama hakimler için bu söz çok kere geçerli değildir. Hakimler bir kere de hükmettikleri her ölüm için ölürler.